Merhaba çocuklar. Konumuz sayı örüntüleri sayıların belli bir kurala göre dizilmesine örüntü diyoruz. Verilen örüntülere bakalım. Önce kuralını belirleyip daha sonra iki adım ilerletelim. Baktığımızda 24'ten 27'ye geçmiş değil mi? bir artma olmuş. Peki kaç tane artmış? 24'ten sonra 25, 26, 27. Bakın 3 artma var burada. Diğerine bakalım. 27'den 30'a da aynı şekilde 3 artma. 30'dan 33'e de 3 artma görüyoruz. Peki kuralı ne olacak? Sayılar 3'er artıyor. Örüntünün kuralını belirledik. 3'er arttığını bulduk. Şimdi tamamlayalım eksik olan yerleri. 33'ten sonra 3 arttıracağız. 34, 35, 36. 36'dan sonra 37, 38, 39 bu şekilde bulmuş olduk. Diğer örüntüye baktığımızda 7'den sonra 17, 27, 37 bir artma var değil mi? 0 onluktan 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk hep onlar basamağı artmış. 1 onluk şeklinde atmış. Yani onar onar artıyor. Öyleyse yazalım. Sayılar onar artıyor. Kuralı bulduktan sonra devam edelim. 37'yi 10 arttırdığımızda 47, ve 57 olarak buluruz. Örüntüye baktığımız zaman 50, 45, 40, 35 geriye doğru gittiğini, bir azalma olduğunu görüyoruz. Peki kaçar kaçar azalıyor? Bunu belirleyeceğiz. 50'den geriye doğru saydığımız zaman 49, 48, 47, 46, 45. Bakın 5 azalma var. Diğerine bakıyoruz. 45'ten geriye doğru 44, 43, 42, 41, 40. Aynı şekilde 5 azalma. 5 azalma var. Öyleyse kuralını ne yazıyoruz? Sayılar 5'er azalıyor. Örüntüyü devam ettirelim. 5'er azaltarak 35'e 5 azaltırsak 30, 30'u 5 azaltırsak 25 olarak buluruz. 48 44 40 36 bir azalma var. Peki kaçar kaçar azalıyor? 48'den geriye doğru 47 46 45 44 bakın 4 azaldı. 44'ten sayalım. 43 42 41 40 4 azaldı. 4 azalma olduğu için kuralına ne yazacağız çocuklar? Sayılar 4'er azalıyor yazacağız. Sayılar 4'er azalıyor. Örüntüyü devam ettirelim. 36'yı 4 azaltırsak 32, 32'yi 4 azaltırsak 28 olarak buluruz. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.